en güzel abisi. Neyim biraz öyle? En güzel abisi. Abi. Abim dedi o. Yok anne, sana öyle gelmiştir. Leyla ne diyorsun? Anlaşılmadı kızım. Leyla. Leyla ne diyorsun? Kızım konuşsana, ne oluyor orada? Abimi gördüm galiba. Ne? Nasıl ya? Abla ne diyorsun sen? Duydunuz değil mi? Abimi gördüm dedi. Evet. Söyledi. Safa abi yaşıyor. Yaşıyor. Anneciğim. Mavim dur. Ne yapıyorsun? Bıraksanıza. Gidip Safa'mı alacağım diyorsunuz. Annem. Annem tamam. Ya bırak. Anneciğim, bırakın. Ya. Gidip oğlumu alacağım ya. Dur anne. Bakalım anlayalım. Neyin nesiymiş? Evet. Abla sen tam olarak ne gördün? Abla duyuyor musun beni? Leyla. Abi burada mısın? Abi. Burada mısın? Buyurun Çağdaş Bey. Evde çalışanların tam listesi. Burada herkes var değil mi? Eski, yeni, kısa süreli işe aldığınız. Tabii ki. Bir saniye. Oktay, Leyla Hanım'ın adı neden var burada? Siz bütün çalışanlar deyince onu da ekledim ben. Yok canım, onun durumu farklı. O aileden sayılır. Çıkar onu listeden. Peki Çağdaş Bey. Burada adı geçen herkesi sorguladık. Verdikleri ifadelerde tutarlı. O gece kim ne yapıyormuş, her şey kayıt altında. Burada da o sana bahsettiğim dağ evinin fotoğrafları var. Oha kardeşim, bu bizim dağ. Biz bir de şu soyulan kasayı görelim. Biz inceledik, hiçbir şey çıkmadı ama yine de tabii sen görmek istiyorsan. Kardeşim, bu ev. Görmemiz lazım kasayı. Buyurun. Bizim davi değil mi? Hayırdır, ne oluyor? Bir sus, anlatacağım. Neyi anlatacaksın? Sallayıp durma ki de bir ya. Soyguncuların davinde ne işi var? Bana bak, yoksa sen... Saçmalama Beli. Anlatacağım diyorum, bir sabret. Al şu dosyayı. Kasaya.
cevap vermiyor işte. Bir şey oldu. Anne. Bırak ben. Dur. Ya bırakın. Anne. Anne. Narin dur. Anne. Bırak beni bırak. Rüyamda gördüm ben. Oğlum çıkıp geliyordu. Bak kokla havayı. Safa kokuyor. O kokuyu duymuyor musun? Bırak gidip oğlum alıp geleceğim. Annem, Narin, annem. Narin lütfen. Annem. Ya niye inanmıyorsunuz bana? Niye dinlemiyorsunuz beni? Yaşıyor diyorum ya. Yaşıyor diyorum ya. Lütfen sakin ol. Allah aşkına kendine gel. Ne olursun. Tamam. Tamam sakinim ben. Sakinim. Tamam mı anne? Tamam, tamam. Tamam, tamam. İyiyim. İyiyim ben. Ay! Var. Leyla! Anne. Aa, anne. Leyla. Leyla. Leyla hadi abine gidelim. Beni abine götür kızım. Hadi güzelim. Anne. Sana bir şey soracağım. Ne? Ben... hayal gördüm. Hayır, ne hayali? Abim yok. Yok mu? Olur mu? Yok olur mu kızım? Anne yüreği bu. Yanılmaz. Daha şuramda hissediyorum ben onun yaşadığını. Buramda hissediyorum. Annem yapma. Yapma böyle. Şu arabayla ilaçlar al gel. Bak ben her yeri didik didik ettim. Ben her yere baktım. Ben yanlış görmüşüm. Yanlış mı? Tabii yanlış görürsün kızım. Annen oğlum ölmedi diye de şuur altınıza işledi. Ölmedi oğlum diyorum sana. Ölmedi ya. Safa öldü. Öldü. Söyleme şöyle. Ölmedi diyorum. Ben orayı gördüğümde hissettim. İçim cız etti. Hissettim diyorum sana. Anne. Anne bak ben pencereden bir yanılsama gördüm sadece. O gerçek değilmiş. Özür dilerim. Bak bak çok özür dilerim ama tamam. Sen böyle yapma tamam mı? Bak biz çok üzülüyoruz. Yapma böyle. Leyla. Annem yapma. Anne. Kızım. Hayır. Kızım şunu ver. Evet. Ah, şöyle iç. Hayır içmeyeceğim. Annem iç hadi bunu. Hayır içmeyeceğim. İlaç falan içirmeyin bana. Narin bak içersen gidip görürüz tamam mı? Söz mü? Hatırla artık, hatırla. Kim bilmiyoruz. Seni öldürmek istediler. Ölmediğini öğrendiklerinde yine deneyecekler. Her şeyi hatırlayana kadar çok temkinli olmalıyız. Hatırla, hatırla, hatırla sonra. O zamana kadar burada yaşayacaksın. Buraya bizim dışımızda herhangi biri geldiğinde bu gizli bölmede saklanacaksın. Bu delikten olup biteni gözlemleyebilirsin. Gel oğlumuzu alıp gelelim. Tamam. Sen şimdi biraz dinle gideceğiz. Söz. Yalan söylüyorsun. Kandırdın beni. Hiç gitmeyecektin oraya değil mi? Hiç gitmeyecektin.
Bırak. Narin. Bırak beni. Bırak, ben kendim alırım oğlum. Anne hayır, hayır anne. Ben tamam anne. Bırak beni. Tamam sen gel. Gel şuraya bir otur, otur. Bırakın beni. Otur şuraya. Safa'm orada biliyorum, ne olur. Ne olur dinleyin beni. Niye bana inanmıyorsun? Otursana sen şuraya. Gel, gel. Vay anasının kıvırcık saçları. Bu ne lan? Burada ne saklıyorlar? Mücevher, para, altın, çek, senet, tahvil, bono, her şey ya. Burada? He. Vay be. Kardeşim gelsene. İnanır mısın? Üniversite hayatım boyunca şu kadar bir odada yaşadım ben. Adam benim yaşam alanıma sadece mücevher koymuş, düşünebiliyor musun ya? Çok saçma değil mi? Ben böyle hayatın ızdırabını tıkırayım. Oğlum sen üniversite mi okudun? Evet. Hangisi? Hayat fakültesi. Hala da okumaya devam ediyorum. Takdirnameyle inşallah mezun olacağım. Yalnız adam ne zenginmiş be. Şimdi bak basit bir hesap yapalım. Mesela bir desteği bir parmak gibi düşün. 8, 20 böyle lafları böyle döndüğünde benim matematik burada bitti. Büyük para. Çok büyük para kardeşim, biz zengin olmuşuz. Zengin olmuşuz, niye öyle bakıyorsun kardeşim? Bana bak, sakın ha. Mağdurdan mazlumdan almıyorsun. Eyvallah bak, hiçbir şey demiyorum, saygı duyuyorum. Ama bu heriften de almasan Allah belanı versin, bozuşuruz. Seni kendin ispiyonlarım. Hiç boşuna yeşillenme bele. Buradan alacağımız para senin o yediğin altı ancak kapatır. Ya sen nasıl bir matematik yapıyorsun? Nasıl bir hesap yapıyorsun? Sadece adam patlattıkları yeri düşünsene. Onun 10 katını alsak bile az. Yapma gözünü seveyim ya. Biraz... Aa, Karun gibi zengin görmüyor musun ya? Soyulduğu yer sadece bu kadar. Bir sus bele, bir sus. Susamıyorum. Sussam da kafamı susturamıyorum. Keşke burayı bir söyleselik ya. Ben lafın geliştirin. Oğlum bıraktığını sordu. Denizin ortasında ne yapsın benim oğlum? Buz gibi suyun ortasında. Üşümüştür. Bırakın ben oğlumu. Hayır, 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 hayır. Anne, anne. Tamam, geçecek. Hı? Geçecek. Hepsi geçecek. Bir başına oldu. Tayfur. Tayfur, koruyamadın oğlumuzu. Koruyamadın oğlumuzu. Senin yüzünden. Annem geçecek. Yat. Pardon. Bahçeyi de incelemek isterim. Tabii. Ama söylediğim gibi Azam, çok fazla vaktim yok. Çağdaş Bey. Aşağıda tam bir fikre sahip olamadık. Ne kadar bir servetiniz var? Yani şey anlamında sordum. Şimdi bu soyguncular ne kadar çaldılar, nereye, nasıl bir şey saklamak için para şimdi büyük. Çok. Oldukça çok. Uğruna kelle alınacak kadar çok. Azam seni bekliyordur, bekledim. Ben Azam bekletmeyeyim o zaman. Size iyi akşamlar dilerim, iyi çalışmalar, kolay gelsin.
Nerede bu? Ben bilmiyorum. Biri geldi. Ben hemen dediğiniz gibi dolabın arkasına saklandım. Delikten baktım. Tam göremedim yani. Çıktıklarında da o adam da yoktu. Gitmişti. Eyvah. Ne yapacağım ben şimdi? O bana... Azam abinin emanetiydi o bana. Nasıl ya? Kim bunlar? Nasıl bulmuşlar bizi? E hadi anlat, bekliyorum. Neyi? Hala neyi diyor ya? Dağ evini. Deminden beri anlat diyorum. Anlatacağım, öteleyip duruyorsun. Oğlum dur, anlatırım. Daha önemli bir şey var. Bak yine anlatmıyor. Ya yine Allah inanan daha önemli ne var? Çağdaş'ın bahsettiği body var ya. Evet. Bizim taş evde. Sen çok tehlikeli bir adamsın. Sen nasıl bir adamsın? Ne ara o işi bitirdin adamı? Ne ara aldın? Ne ara soyguncuları öttü mü? Daha ötmedi ama ötecek. Bu da güzel bir haber. Allah'ım teşekkür ederim ya. Vallahi güzel haberlere çok ihtiyacımız var. Oğlum var ya, ilk defa mutlu oldum biliyor musun? Peki sen olay anına ilişkin başka bir şey duydun mu? Ya bilmiyorum, ben sadece bir ara ben içerideyken bir kadının abi dediğini duyar gibi oldum. Abi mi? Buddy'nin kardeşi mi acaba? Abi ben nereden bilebilirim ya? Ben kendi adımı bile bilmiyorum yani. O onun kız kardeşi mi değil mi? Nasıl bilebilirim ya? Senin adın Misafir. Kaç kere söyleyeceğiz bunu? Öğren bunu artık ya. Benim gerçek adımdan bahsediyorum. Sizin bana koyduğunuz adı demiyorum. Tamam bırak şimdi. Konudan uzaklaşma. Konuda kal. Bak bana cevap ver. Çok önemli. Başka kimseyi gördün mü? İyice düşün. Benim için çok önemli. Azam abinin bana emaneti o. Bir şeyler görmüş olmasın hadi. Azam abi komiserim. Ben devam edemeyeceğim. İstifa ediyorum. Ne diyorsun Yüksel? Ben bu göreve layık değilim. O yüzden görevden affımı rica ediyorum. Ne oldu? Bir anlatır mısın? O bana emanet ettiğiniz kadın düşmanı şerefsiz kaçtı. Kaçtı mı? Hayır ya. Nasıl kaçtı? Ben markete gitmiştim bir şeyler almak için. O sırada misafir de sizin tembih ettiğiniz gibi saklanmış. Adamlar gelip body'yi çıkartmışlar. Başaramadım. Yani kendimle ilgili gereğini yapmak istiyorum. Silahımı ve rozetimi karakola bırakacağım. Sonra da ben de artık büyük ada. Ver elini. Ya da neresi olursa. Tamam Yüksel, tamam. Bir sakin ol. Peki misafir görmüş mü birilerini? Kimmiş alanlar? Maalesef. Şahsın işgaline dair hiçbir bilgi yok. En ufak bir malumat yok ortada. Sadece bir kadın sesi duyduğundan bahsediyor. Kadın sesi mi? Evet. Kaçmış mı? Kaçırılmış. Yüksel'e adam emanet edilir mi be kardeşim? Yapma gözünü seveyim ya. 2 dakika şurada mutlu olduk ya. Bu kadar mı haram edilir ya mutluluk adama? Kardeş, aracım arızalandı. Şöyle beni müsait bir yere bırakabilir misin? Gel kardeşim. Eyvallah. Al şu parayı. Taş eve git. Ne yapacağım ben taş evde? Git, sor, soruştur. Kimmiş body'yi kaçıranlar bir bak bakalım. Bu parayla mı gideceğim? Fırsatı hiç kaçırmıyorsun değil mi? Kaçırmam tabii. Ateşle biraz daha. Al hadi. Neyse gidelim sorgulayalım. Acil durumu var, 7 zil işçisi var. Dikkat et kendine, tamam mı? Tamam mı, hadi. Hadi, haber veririm ben sana. Öğrendi. Belliydi böyle olacağı.
Daha dikkatli olacaktık. Yanlış yaptık. Ne yapayım ben şimdi? Açayım mı bu telefonu? Hadi Leyla, aç şu telefonu. Ya açmasın. Açıp ne diyeceksin? Baba açsın, belki başka bir şey diyecektir. Hem öğrenmiş olsa niye arasın ki? Başka ne olabilir? Önce bir eve mi girsek? Hani annem kötü durumda ya. Evet baba, hadi gel bakalım sonra. Hadi. Tamam kızım. Açmayacaksın bu telefonu. Sakın. Kim bu saatte? Azam'dır herhalde, ben bakayım. Heh, bir bak bakayım. Hikmet, Azam deyince bak yüzünde nasıl da güller açıyor yavrucağım. Ah, sararıp soldu güzelim yavrum benim. Kederinden soldu. Hikmet, sen de ne kara kalpli bir insan oldun ya. Yahu hanım, başlama yine. Darlama beni. Olacak iş var, olmayacak iş var yahu. Nesi olmayacakmış? Üstün Bey gelmiş. Efendim Cümleten, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Üstün Bey. Bakmayın, bu saatte lazım. Buyurun, buyurun, buyurun. Kızım, bir çay doldur Üstün Bey'e. Tabii. Zahmet olmasın. Hayırdır komşu? Efendim ben şey için geldim. Bu saatte rahatsız etmemin sebebi şeyden dolayı ben... Ya, lafı da çok uzatmak istemiyorum. Sizin bu çapraz komşunuz var ya, biçerler. Onlarla ilgili ne biliyorsunuz? Bana bir anlatın bakalım. İyisin değil mi? Kızım orada mıydı? Kim? Kim olacak kızım? Sen oraya Badi Uğur'a bakmaya gitmedin mi? He. Yoktu baba kimse. Bir sandalyenin dibinde çözülmüş ipler vardı. Badi kaçmış galiba. İşleri iyice kontrolden çıktı. Ne yapacağız şimdi? Baba, Azam'ın konumunu buldum. Çağdaş'ın evinden çıkmıştı. Çağdaş'ın evinden mi çıkmış? Ne yapıyor orada? Ne yapacak? Mezarımızı kazdılar birlikte. Her şeyi öğrendiler. Ya baba sakin olsan, evhamın zamanı değil. Evham mı? Azam soygunda senin yüzünü gören adamı kaçırıyor. Sonra Çağdaş'ın yanına gidiyor ve sen buna evham diyorsun, öyle mi? Azam arıyor. Leyla, aç şu telefonu. Israrla arıyor. Öğrenmiş demek ki, biliyor. Böyle bekleyemeyiz. Bir şey yapmamız lazım. Neredesin Leyla? Neredesin? Üç tur arıyorum, açmıyorsun. Neredesin? Baba, benim anlamadığım Azam polis değil mi? Niye Badi'yi o eve götürsün? Götürür karakola, değil mi yani? Ablamın ne dediğini duymadın mı az önce? Kesilmiş ipler falan. Götürmüşler, bağlamışlar işte. Azam yine arıyor. Kesin öğrendi. Olmayacak böyle. Burada böyle kurbanlı koyun gibi bekleyemeyiz. Ne yapacağız? Açayım mı şimdi ben? Aç telefonu. Yarın görüşürüz de. Bir şeyler söyle Boyalı. Bulacağım ben bir çaresini. Açıyorum. Efendim? Leyla, neredesin? Anlamadım. Konuşmamız lazım. Konuşuyoruz ya işte Azam. Öyle değil Leyla, yüz yüze konuşmamız lazım. Ne oluyor Azam? Anlatacağım ama yüz yüze. Tamam, yarın sabah konuşuruz. Olmaz Leyla, bu akşam neredesin sen? Azam ben evdeyim de şu an müsait değilim. Yatacağım birazdan. Yarın konuşuruz işte. Çok acilse söyle buradan. Tamam, geliyorum. Azam hayır. Olmaz. Ben... Geliyor. Biliyor işte. Ben paraları toplamaya gidiyorum. Siz annenize mukayyet olun. Herkes hızlıca hazırlansın. Biliyoruz. Efendim, gece yarısı kadını, karga, tulumba bunlar eve soktular. Yani lafın özü, bunlar kesin bir şey saklıyor. Bir şeyler var bunlarda yani. Aha, işte gör Hikmet. Bunların belaya bulaşmadıkları gün yok. Ya belki hastalanmıştır kadın. Hasta olsa hastaneye giderlerdi. Sana ne Şerife, belki hastaneye gidecek kadar hastalanmamıştır, la havle ya. Yok efendim, ben gördüm. Kadın hastaydı, iki kişi kollarına girmiş, ıhlıya pıhlıya eve soktular. Aa. Neyse boş ver. Allah şifasını versin. Tabii tabii, yani Allah sağlık versin de.
yani. Ah Hikmet, üşengeçlikten gözünü açamıyorsun ki bir şey göresin. Ya neyi göreceğim hanım, neyi göreceğim? Hikmet amca, aslında ben de size şeyi anlatacaktım. Ney? Hayırdır inşallah. Ben sabah bahçeyi süpürüyordum. O sırada Leyla'ların evinden bir adam fırladı. Azam da onun peşine düşerken beni de onların evine gönderdi Leyla'ya bak diye. Meğer o adam Leyla'ya saldırmış. Allah Allah. Bak buyurun işte. Musibet. Vallahi tam bir musibet bu kız. Ha, hadi şimdi buna da bir şey de. Bir şey olmadı de. Ha? Var bir şey de. Ah Hikmet, ah Rabbim. Ocağımızı böylelerinden uzak tutsun Allah'ım. Amin Cemil cümlemiz inşallah. Belli ki bunların kanlıları var. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar bayağı bir belaya bulaşmışlar. Kesin efendim, kesin. Bazı insanlar böyledir. Belayı mıknatıs gibi üzerine çekerler, böyle şaf diye yapışır onlar. Ah, ah bunların belalı olduklarını bilseydim ben dükkanımı kiraya vermezdim ya. Bilmiyordum ki ama. Ama ben biliyorum. İlk günden anladım. Bunlar değişik insanlar dedim. Ama gel sen şimdi bunu Hikmet Efendi'ye anlat. Ablam bunu bu şekilde nasıl dışarı çıkaracağız? Ah annem iyi sen merak etme, baktım ben şimdi. Biri bana yardım etsin. Leyla. Çalar çalar gider. Durun baba, o zaman daha çok şüphelenirler. Şüphe faslını çoktan geçtik oğlum. Ne şüphesi? Adamı öğrenmiş gelmiş, kapıya dayanmış. Tutuklayacaklar mı yani bizi? Gelen kim? Azam. Azam mı? Bizi almaya geldi. Ya emin değiliz. Bilmiyoruz ki. Leyla, Leyla aç kapıyı. Leyla, dinle beni. Bele. Kardeşim ben taş evdeyim, hiçbir iz yok adamlardan. Alıp gitmişler. Misafir de bir kadın sesi duydum diyor, başka bir şey demiyor. Ha bir de kadın abi demiş. Belki de Badi'nin kardeşleridir. Ben açmaya gidiyorum. Ne oluyor Azam? Leyla, konuşmamız lazım. Konuş tamam, ne konuşacaksın? Bu ne ya, gece gece bütün evi ayağa kaldırdın. Özel konuşmamız lazım. Ne konuşacaksanız burada konuşun. Leyla bu saatte dışarı çıkamaz. Nalan Hanım kusura bakmayın. Acil olmasa bu saatte rahatsız etmezdim. Ama Leyla ile özel konuşmam lazım. Azam Bey, söyle ne söyleyeceksen. Gecenin bu vaktinde neymiş yani özel olan? Gelip kapıya dayanıyorsun böyle yani. Nedir bu? Çok acil ve önemli olmasa gelmezdim. Neymiş gerekli ve acil olan ben anlayamadım. Yani hesap sorar gibi böyle dan 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 kapıya vuruyorsunuz. Anne ben konuşayım. Siz geçin içeri. Montumu alayım geliyorum. Bekliyorum. Bence bilse bu kadar kibar konuşmazdı. E aklında ne var bilmiyoruz ki. Ben öğreneceğim şimdi. Hikmet, bu iş ayyuka çıktı vallahi. Sen bir yolunu, yordamını bul, bu işi hallet. Beni bulaştırma Allah aşkına.
Çek oğlunu karşına. Azam'ı çek karşına, konuş. Sen onun babasısın. Tabii tabii, kesin konuşmanız lazım. Gerekirse ben de konuşurum Azam'la. Vallahi ben onun büyüğü sayılırım yani, beni dinler. Ben de onu dinledim. Onu dinlediğim için dükkanı kiraya verdim. Keşke vermez olaydım ya. Of of. Ben Azam'la konuşurum. Daha ne konuşacağım Azam'la? Neyse. Üstün Bey, ben konuşurum Azam'la. Tamam efendim. Siz konuşun da ne konuşacaksınız? Neyse. Ben sizi yolcu edeyim. Daha sonra konuşuruz. Ha, ben kalkayım o zaman. Sen zahmet etme Hikmet amca. Ben yolcu ederim Üstün Bey'i. Tamam, ben bundan biraz alıyorum. Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Tamam, sonra konuşuruz biz de. Ne konuşacağımızı da ben şu an yani beynim atladı vallahi tam olarak. Neyse Hikmet Beyciğim. İyi akşamlar cümleten, kolay gelsin. Ben çıkardım Melikeciğim, gelmeseydin ya. İyi akşamlar. Üstün Bey. Ha. Siz bu mahallede olan biten her şeyden haberdarsınız değil mi? Herhalde kızım. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Baksana sen şu göz bebeklerine. Deli göz bebekleri bunlar. Peki Azam'la o kız sevgili mi? Hangi kız? Şu komşu kızı işte, Leyla. Ha, Leyla ile Azam. Yok, imkansız. Neden? Çünkü Azam'ın eski yarası daha kapanmadı. Yeni bir şey olsaydı benim haberim olurdu. Hem o manada onları yan yana hiç görmedim ben. Ayrıca bakışlar çok önemlidir. Ben tam bir bakış uzmanıyım. İnsanın gözünün içinden çıkan ışığı hangi dağa sinyal verdiğini anlarım. Azam'la o mümkün değil. Peki o kız? Onun mu? Yani bilmiyorum, onun da gözünün ışığını kontrol etmem lazım ama... Varsa da o kızın gözünün ışığının feri yok feri. Çok teşekkürler. Rica ederim canım, ne olacak? Ayrıca hangi ışık yükselir, hangi ışık azalır bunların hepsi bendedir, hiç merak etme. Senin gözünün ışığını da anladım ama ne duydum ne biliyorum hiçbir yerde de anlatmam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Adama bak, fındıkların alayına avuçladı ya. Oh, iyi oldu. Hikmet, gece gece ne yedin ne yedin Allah aşkına? Bak dokunacak ha. Ya ilişme Allah'ını seversen. Doktor ruhsat verdi fındığa. Kızım sen nereye yanladın? Şerife teyze, benim size anlatmam gereken bir şey var. Ne? Söyle, rengin atmış senin. Evet. Seni dinliyorum Azam. Çağdaş'ın evinin soyulmasıyla senin alakan ne? O ne demek oluyor? Dağ evinde bizi kovalayanlar Çağdaş'larmış. Ayrıca sana saldıran Buddy, soygun gecesi Çağdaş'ın evinden kaçmış. Leyla, bak sana yardım etmemi istiyorsan bana her şeyi en başından bütün detaylarıyla anlatman lazım. Ama lütfen beni yanıltmaya çalışma. Anlatacak bir şeyim yok benim. Leyla, artık anlatmak zorundasın. Bu senin için bir tercih değil, zorunluluk. Kim zorluyormuş buna beni? Sen mi? Sen farkında mısın? Senin başın belada. Çağdaş'ın villasının soyulmasıyla senin alakan ne diye sormamı gerektirecek kadar. Anlamıyor musun Azam? Korkuyorum. Neden korkuyorsun Leyla? Dinlemek mi istiyorsun? O gün Işıl'a piyano dersim vardı. Ben de nota defterimi villada unutmuştum. Ertesi gün başka bir yerde
dersim olduğu için geceleyin gidip defterimi almak istedim. Villaya yaklaştığımda etraf karanlıktı. Tuhaf bir şeyler olduğunu hissettim ama üzerine düşmedim. Kapıya doğru yanaştığımda beyaz bir minivan vardı. Arabanın içinden 5-6 kişi bir şeyler taşıyordu. O an Badi denen o alçakla göz göze geldik. Üzerime doğru yürümeye başladı. Ben de koştum. Kendi arabamı, arabayı geri vitese taktım. O arabasına giderken daha beni yakalamadan ben kaçtım. Kurtuldum ellerinde. Ama o anlıkmış. Sonra beni takip etti. Bir şekilde buldu. Eğer konuşursan dedi, birine bir şey söylersen dedi, aileni öldürürüm. Ben de korktum. Bak Azam, ben bunu sana anlatarak kendi ailemin hayatını tehlikeye attım, anlıyor musun? Peki dağ evinde saklandığımız gece sen niye buluşacaktın Badi'yle? Ailemle tehdit ederek çağırdı beni. Belki de öldürecekti. Arkasında delil bırakmak istemedi. Öyle bir durumda sen nasıl polise gitmezsin Leyla? Senin hiç sevdiklerinin hayatı tehlikede oldu mu Azam? Ailemle tehdit etti beni diyorum. Polise gidersen, birine bir şey söylersen onları sen öldürmüş olursun dedi. Bak, Badi denen o alçak hala peşimde. Evime kadar geldi. Sen yakalayabildin mi onu? Sen polissin. Bulabildin mi? Yakalayacağım. Yakalayacağım Leyla. Ama Azam bir kişi değiller ki. Kalabalıklar. Ben çok korkuyorum. Tamam, korkma. Bulacağım hepsini. Çağdaş ne kadarını biliyor bunları? Ne söyleyebilirdim ki ona ben? Adamları sürekli peşimde. Ben ailemi tehlikeye atamam Azam. Ne pahasına olursa olsun ben ailemi tehlikeye atamam. Bak ne olursun anlattıklarımı unut. Kurcalama. Ben aileme bir şey olursa kendimi asla affedemem. Azam tam olarak inandı mı sana? Önemli olan bu. İnandı baba, inandı. Merak etme. Numara yapıyor musun? Bak polisler zarf atarlar bazen. İnsanın önüne kaçarlar. Yani inanmış gibi yaparak yem atarlar. Yok baba, merak etme, inandı. Eminim. Ama şu Badi olayını çözmemiz lazım. Sonra rahatlayacağız. Nasıl çözeceğiz Leyla? Adam ortadan kayboldu. Bilmiyorum ama bir açığını bulmamız lazım ki bizi ele vermesin. Allah, ne yapıyorsak yapalım artık. Ben çok sıkıldım, böyle yaşamak istemiyorum çünkü artık. Biz bayılıyoruz böyle yaşamaya. Sen boş yapmaya bayılıyorsun. Tamam çocuklar. Siz şimdi dersinize odaklanın. Ben Badi'yi susturmakla ilgili bir şeyler düşüneceğim.
Hayırdır, sen yatmadın mı daha? Oğlum, Nisan'da uyku mu bıraktın? Hayırdır baba? Oğlum, sen ha bu kızı ne kadar tanıyorsun? Anlamadım. Anlamayacak ne var? Senin bu Leyla'da gönlün var mı yok mu? Baba sen de mi ya? Gel. Gel bakalım. Baba oğul yukarıda bir konuşalım seninle ha. Hadi gel. Abla sen o evde ne gördün tam olarak? Abimi gördüm Berna. Abla. Ne diyorsun sen? Nasıl olacak öyle bir şey? Ne bilmiyorum. Aklım almıyor. Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Ama gerçekten abimi gördüm. Ablacığım nasıl olsun ama öyle bir şey? Ne diyorsun sen? Bilmiyorum. Ama sakın anneme söyleme tamam mı? Yok canım söylemem ben. Baksana perişan oldu zaten. Öyle oldu. Sen de sakın ağzından kaçırma bak. Yok. Yok ben bir şey demem zaten. Neyse yani zaten çok saçma. Ben düşündüm, taşındım, bir karara vardım. Bu Leyla bizim meşrebimize uygun bir gelin adayı değil. Babacığım nereden çıktı şimdi bu? Her şey ayan beyan ortada. Bak, asalet soydan gelir. Bu kızın ailesinde bir terslik var. Aşikar, anan haklı. Hem bu işe benim rızam da yok. Ha, ama başlarında bir bela varsa yardımcı ol. Sevaptır, o kadar. Ha? Anladın mı? Anladım baba. Aferin. Sana yakışanı da budur. Fazla uzatma. Yol yakınken bir an önce konuş bitsin. Biz sana helal süt emmiş, hanım hanımcık bir kız buluruz. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler baba. Abla bu Hazım'ı ben bizim eve bakarken gördüm. Sen bunun ikna olduğuna emin misin? Evet. Dedim ya inandı diye. Niye bakıyor o zaman bu adam ya? Derdi başka onun. Da? Yok burada kimse. Gitmiş herhalde.
Ne? Neymiş derdi? Söylerim. Ama aramızda kalacak. Tamam hadi çatlatma söyle. Azam bana aşık. Ne? Kızım Susan'a niye bağırıyorsun? Abla daha biz buraya taşınalım ne kadar oldu? Ne ara aşık olmuş adam? Yani ben de anlamadım. Her şey bir tip herhalde. Görür görmez aşık olmuş. Tamam tamam şimdi sen bana her şeyi anlatıyorsun. Açıldı mı sana? İlk ne zaman anladın? Bu kadar. Hastanede telefonlarımız karıştığında anladım ben de. Yani fotoğrafım vardı. Altında da sevdiğim kız yazıyordu. Ben de anlamadım. Ya çok romantik. Peki sen? Ya ne ben? Boş değilsin sen de. Hayır. Değil. Tabii ki yok öyle bir şey. Ayrıca ilk gördüğüm yerde de haddini bildireceğim. Ay aman abla ne diyeceksin sanki adama? Tamam gittin yani şey mi diyeceksin? Niye beni sevdin falan mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Suç mu sevmek? Evet. Yani böyle sevmek suç. Hah telefonun çalıyor seni. Fırla. Bakma yürüme git. Efendim Burak? Berna. Benim odama gelsene. Tamam. Abla ben bir Burak'ın odasına gidip geleceğim. Tamam ben de yatacağım şimdi. Burak'ı niye çağırdın? Hani şey var ya, Kaan'la Ece. Geçen kafede tanışmıştık. Ne olmuş onlara? Bizi kulüpteki partilerine davet ettiler. Gitmek ister misin? Ya Burak, babam izin vermez. Sen de biliyorsun. Zaten izin almayacağız ki kızım. Hem bizim de biraz çevre yapmaya hakkımız var. Benim de olgun bir karizmam var. Onu değerlendirme fırsatım olacak. Neyin var? Olgun bir karizmam var. Pardon. Ama Burak yani kim söyledi sana bunu ya? Bu senin lafın değil ki. Ece var ya, o kız dedi işte. Ece. Evet. Bana sevgilin var mı diye de sordu. Yani ben ilk bana yürüyor sandım. Ama meğer Kaan'ınkiymiş. Olsun, belki bana birini ayarlamak için sormuştur değil mi? Ece ile Kaan. Sevgili miymiş? Evet, öyleymiş. Ya Kaan dedi ki illa Berna da gelsin. Ya şimdi tek gitsem ayıp olur. İlla Berna da gelsin dedi mi? Hı hı. İyi tamam o zaman ben kıyafetlerimi alıp geleyim. Tamam hadi ben de hazırlanayım. Çok sessiz oluyoruz tamam mı? Babamlar uyanırsa biteriz. Tamam tamam onlar çok yoruldu merak etme. Kolyene sanki. Bir saçmalama takmayacaksın onu. Çek elini. Bir daha da elini koy. Öf çok güzeller. Günah benden gitti. Sorumluluk sende. İyi bende.
Bir baksana. Kabul et, yakıştı ama. Bu yaptığın var ya, manyaklık senin. Ya aman be Buğra, sen arabayı hareket ettirirken iyiydi ama. Kolyeyle aynı şey mi? Ya işsiz bir şeyse, ya kameralara takılırsa, ya peşimize düşerlerse. O zaman ne olacak? Buğra, babam gibi konuşuyorsun. Bence bu ailede Evhan babadan oğla falan geçiyor. Ben öyle düşünüyorum artık yani. Vazgeçtim, yürü gidiyoruz. Ya alakası var canım, geldik o kadar. Ne var? Gel şöyle konuşacağız. Abla bir saniye dinler misin? Neredesiniz gece gece? Abla hava almaya çıkmıştık, hemen geleceğiz. Ya ne havası bu gece gece? Bana masal anlatma. Hemen eve geliyorsunuz. Tamam abla, geliyoruz. Berna? Berna? Ne istiyorsun benden? Bir de soruyor musun? Utanmadan sevgilimi elimden almaya buraya kadar gelmişsin. Ne saçmalıyorsun ya? Kardeşime davet edildiğim yere geldim. Saf ayaklarına yatma kızım. Kafede Kaan'a nasıl baktığını gördüm. Kaan beni özel olarak davet ettiyse bu benim suçum mu? Ne? Özel mi davet etti? Saçma sapan konuşmayı bırak. Bak, normalde şiddete karşıyımdır ama sen fazla kaşındın. Tonguç tut şunu. Biraz pişman edin şu gel Lozu da anlasın başkasının erkeğine bakılmayacağını. Karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Sanıyorsun sen? Babam kaç kere dedi yeteneklerinizi göstermeyeceksiniz diye. Size dayak atanlardan dayak yiyin demedi ama. Yürü hemen eve gidiyoruz. Bırak ya, gideceğim lan. Ne var kanka? İyi, sağ ol lan. İyi, nasıl gidiyor? Merhaba. Lan, yakıyorsun yine, jantısın bayağı. Sen de. Kaan gelmiş. Bak şimdi Kaan'ı falan. Herkes senin şovunu konuşacak şimdi. Daha fazla deşifre olmadan uzayalım. Sana şov değildi diyorum. Mecbur kaldım, anlamıyor musun? Kaşla göz arasında nasıl mecbur kaldın acaba? Yürü. Konuştun mu oğlum? O musibetle? Ha? Bitirdin mi o işi? Bitti annem. Bitti. İçiniz rahat etsin artık. Ha? Aferin benim aslan oğlum. Şükürler olsun. Ayağını bataktan çıkardın. Şimdi artık doğru yolu bulursun. Anne sen de hiç vakit kaybetmiyorsun ama. Senin kaybettiğin yeter daha. Bana bak. Bugün Melike'nin doğum günü. Haberin olsun. Benim tamamen aklımdan çıkmış o. Kızcağızı çok ihmal ettin oğlum. Yazıktır, günahtır. Anne. Bak, her doğum gününde senin eksikliğini hissediyordu. Izdırap duyuyordu bu kız. Artık senin bir şeyler yapman lazım. Tamam, yapayım da böyle apar topar ne yapmalı ki? Ha, onu da ben mi düşüneyim? Ha? İşine geldi mi istediğini bulursun. Şerife teyze. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. O musibetten temelli ayrılmış. Onu konuşuyorduk. Öyle mi? Ne? Yani tabii ne desem bilemedim ki şimdi. Hayırlısı olsun. Sağ ol Melike. Hadi benim çıkmam lazım. İyi hadi, güle güle. Şükürler olsun.
ayrılmış mı gerçekten? Ayrılmış, şükürler olsun. Ben anlamam. Sorumluluk kabul etmiyorum. Aman Burak, etme. Tamam mı? Kabul etme sen sorumluluk. İtiraf etmekten başka çaremiz yok. İyi. Hadi git söyle. Bekliyorum. Başka yolu yok Berna. Gidip anlatacaksın. Gece çıktık, kolyeyi kaybettim diyeceksin. Hayır, öyle bir şey yapmayacağım. Ben tek başıma çıkmadım dışarı. Sen benimle çıkmadın mı? O zaman gidip sen söyleyeceksin. Tamam, ikimiz çıktık ama kolyeyi sen taktın, sen kaybettin. Tamam. Bunları da gelince kaldırırız. Ben tamam. Hadi gidelim. Nereye? Dedin ya bana dün gece. Hani yarın sabah bir işimiz var diye seninle. Buddy. Buddy sanırım. Onu beraber arayacağız dedin ya. Aa, ben onu unuttum ya. Bravo. Tamam. İyi hatırladın. Evet evet. Hadi geç kalıyoruz. Hadi. Namık Ayar iyi günler diler. Namık Ayar her an görevinin başındadır. İzin ver. Geleyim onları, o ibişleri. Bu nereden biliyor? Yolda karşılaştık. Ben de söyledim. Yüksel, ben sana demedim mi bunu kimseye söyleme? Bu bizim aramızda sır diye. Evet, ben de işte söylerken bunun aramızda bir sır olduğunu söyledim Namık abiye. Öyle değil mi Namık abi? Ben aramızda bir sır olduğunu söylemedim mi? Aynen böyle söyledi. Aramızda sır dedi. Tamam, sen burada kalıyorsun, Yüksel geliyor. Otur, hadi. Nasıl yani? Senin oyunculuğunun metodu bozuk. Abi orada dur. Benim oyuncuma kimse laf edemez ya. Sen gelmiyorsun bugün. Yükselim'in günü. Bugün Yükselim öyle bir performans gösterecek ki işi bitireceğiz ve altından kalkacağız. Benim takım arkadaşım, kardeşim. Olmaz. Olmaz ya. Yapma. O daha acemi, işin başında yapamaz. Beceremez o ya. Yazık. O kalıyor. Ben geliyorum. Buyur adamını bil bak. Sırdaşın seni 2 dakikada sattı. Buyur. Namık abi. Sana verdiğim sırrı geri istiyorum. Ne? Sırrımı geri istiyorum. Sır mı yok? Sır ben vermiyorum arkadaş. Ben geliyorum, o kalıyor. Aman nelerle uğraşıyorum. Benim ağzından laf bir kere çıkar. Yüksel sen geliyorsun, bu kalıyor. Yürü. Hayır, yere gidiyorsun olmaz. Hayır, yere gidiyorsun. Bak, bakın ben 30 senemi verdim bu işe. Rolü benimden alamaz. Bu rol benim. Gerçek oyuncu benim. Ben bu rolü benim. Ben 30 senemi verdim. Bir sürü yapımcının, yönetmenin kapılarının önünde yattım. Tırnaklarını kazıyorum buraya geldim. Rolümü kimseye vermem, yedirmem arkadaş. Rolümü ben yapmalıyım, başkası yapmamalı. Ben gelmeliyim, izin ver. Geliyorum değil mi? Gelmiyorsun. Yüksel hadi. Ha Namık abi, o zaman sen buraları temizlersin. Onları da kaldır. Günah, nimet. Nasıl ya? Bana bak. Oğlum bu manyağın şimdi sağa sola belli olmaz. Biz kırmızı alarm yapalım orayı. Çevir. Tamam. Ne kolyesiymiş bu? Eksiksiz anlatıyorsunuz. Abla bak ben gerçekten kolyeyi takacaktım, geri yerine koyacaktım yani. Ay aklımı yitireceğim. Ya siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Gece gizli gizli dışarı çıkmak ne? Adam dövmek ne Berna? Abla özür dilerim ama ben gerçekten geri yerine... Berna bak sabahlara kadar özür dilesen de fayda etmez. Babamlara söylemezsin değil mi? Ya böyle bir şeyi nasıl babama söylemeyelim? Ya bunun gizlisi saklısı mı olur? Bak o herhangi bir kolye değil. Çağdaş'ın kasasından aldığımız kolye. Kuyumcudan değil. Tabii ki de babama söyleyeceğiz. Bak ablam da aynı şey diyor. Ben de sen... Sen sus. Sen değil misin bu kızı gizli gizli dışarı çıkartan? Tamam. Öyle. Ama ben Berna'yı kolye konusunda... Sus Berna... dedim Buğra. Daha fazla uzatmayın. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Geldiğimde yeniden ikinizle de konuşacağız. Nereye abla? Ağzım bana inandı. Ama Çağdaş'ın villasında neler dönüyor öğrenmem lazım. Uslu durun. İkiniz de. Bunun sağa solu belli olmaz. İşimizi garantiye alalım. Anladın değil mi beni? Şimdi sen orada sert dur. Bana kararlı bir duruş göster. Başka bir şey istemiyorum senden. Gerisi bende. Bu manyak gibi böyle büyük büyük oynamana gerek yok. Sabit. Anladın mı? Ya tamam Pelin anladım da biz orada tam olarak ne yapacağız ben onu anlamadım.
Bu senin anlamış halin mi Yüksel? Ben bir saattir ne anlatıyorum sana? Bak. Sen sessiz sessiz dur. Tamam, başka bir şey istemiyorum. Ben konuşacağım. Her şeyi ben halledeceğim. Sen yeter ki orada sessiz sessiz dur. Tamam, hiç konuşma. Hiç böyle mafya dizilerini, filmlerini izliyor musun? İzledim, ben hepsini izledim. Sen hangisini soruyorsun? Oğlum bilgi yarışması diye bir şey sormuyorum, unut. Oradaki adamları biliyorsun ya, o karakterleri böyle mafya diktikleri. Nasıl adamlar onlar? Böyle dik adamlar, böyle dik yürürler böyle. Geniş insanlardır, şu şekilde yürürler mesela, kollarını sallarlar. Konuşmaları da şöyle, bana bak, alo, orayı boşaltın. Bak birazdan oraya geliyorum. Direkt konuş. Bak birazdan geliyorum oraya. Bir çay alayım şöyle. Koyu. Koyu bir çay. Ha bu. Ha? Oluyor. O yapamaz. Acemi çaylak çaylak o. Yapamaz. Gerçek oyuncu benim. Girler içeri. Gir, gir içeri. Tamam ya, ne bağırıyorsun? Gir git. Ya yapamaz gir, diyorum. İçeri gir lan. Gerçek oyuncu diyorum benim. Kapat kapıyı. Kapat. Benim burada oyuncumu dağıtıyorsun. Sen ona bakma Yüksel. Olmuyor mu? Yok. Tam tersi. Tam tersi muhteşem oluyor. Zaten o kötü diyorsa bil ki iyidir. Ha. Ha, rahat ol. Ben inanamadım az önce Yüksel. Bir Don Corleone gördüm. Ha, o şey. Böyle pamuklu olduğu için. Bırak pamuğu mamuğu. Bırak, unut. Sen gözünden o tavırla o duyguyu ver yeter. Bak biraz daha kısacağız, tamam mı? Bak az önce yaptığını biraz daha böyle muhteşemdi. Bak, bak. Ben çok şaşırdım. Bak senden beklemiyordum. Gerçekten çok iyiydi. Bir yerde önemli bir işimiz var. Onu çalışmamız lazım. Şimdi ben bu body'yi görmedim ya. Body'yi bu adamlara anlatman lazım senin. Yani kelimelerle öyle bir çizeceksin ki adamlar kafasında o resmi çizecekler. Şak diye adamı tanıyacaklar. Aa diyecekler ki body bu. Tamam. Yani orada ne diyeyim ben sana, böyle bir şifre. Eşkal diyeyim. Tamam Yüksel Eşkal diyeyim, sen anlat. Anlaştık mı? Tamam. Yüksel Eşkal. 1.78 boyunda, gözler böyle mavi ama çakır mavisi böyle bu. Ne oldu lan? Role girdim, özür dilerim, bir şey oldu mu? Vay bak ben bile düştüm ha. Aferin, çok iyi, güzel. Tamam. Aynen devam. Yüksel, Eşkal. 1.78 boyunda, ikizler burcu ve gözleri masmavi. Ne oldu Yüksel, niye durdun? Ne oldu? Yemedi değil mi? Oyunculuk ciddi iştir, herkes yapamaz. Gerçek oyuncular yapar benim gibi. Ben gerçek oyuncuyum. Git diyorum içeri sana ya. Şişt, papa, ne yapıyorsun lan? Gir lan içeri. Niye gir içeri. Niye taş atıyorsun ya? Gir lan. Şunları da at, şunları da at. Şunları da at. Sen yapamaz. At, 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 kafasını at. Atma, kafasını. Gir içeri. Atma, atma diyorum sana. Atma lan. Ulan taş atma. İçeri temizle. Allah Allah. Babanın yapmadığı nedir? Oğlum, gerizekalı. Şişt, ulan var ya, kafanı kırsa cezai ehliyeti yok be. Ulan yürü git diyorum içeri hala. Bak gir. Ya tamam ya. Gerçek oyuncu benim. Kapat kapıyı. Kapat. Dur. Tamam sakin. İyi misin? Tamam geçti. Yüksel ne oldu, az önce neden durdun sen? Çok çok yanlış bir şey yapıyoruz. Azam abiyi arayıp burayı terk ettiğime dair izin almam gerekiyor, yoksa bana çok kızar. Ya Yüksel saçmalama, sorumluluk bende ya. Abartma. Hem şu body işini çözersek Azam abin daha çok mutlu olmaz mı? Çok yanlış bir şey yapıyoruz biz. Benim... Ya kes tamam, kes, kes, kes. Kes tamam. Arıyorum. Yalnız şifreli konuşacağım, çaktırma. Şifreli olur. Şifreli olur. Ha, alo kardeşim, ne haber? Rahatsız ettim, kusura bakma. Ya... Yüksel'i ben böyle bir sinemaya götüreceğim. Mafya filmi izlemek istiyor. Bir iki saat kadar karakoldan uzak kalacağız. Bilgin olsun. Ulan Pele, ben senin borcunu ödemek için neyin peşindeyim? Sen neyin peşindesin ya? E ne yapayım kardeşim, Yüksel'i biliyorsun. Çok ısrar etti çocuk, kıramadım. Tamam tamam, gidin hadi. Tamam. Kardeşim, bir de bunu tekrar söyler misin? Hoparlörü açayım, o da duysun malum. Hani biliyorsun. Gidin hadi, seyredin filminizi. Çok teşekkür ederim. Azam başkomiser abi. Eyvallah kardeşim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Çağdaş'a selam. Hadi. Tamam mı? Çözdük mü? Tamam. Hadi. Eşkal. 1.78 boyu ve ikizler burcu. Ulan beni. Yine bir dümenler peşindesin sen ama. Hayırdır? Beni mi bekliyorsun sen?
Senden erken geldiğim için mi bu soruya maruz kalıyorum ben? Benden geç geldiğin için beni mi takip ediyorsun desem olur mu? Benim Işıl'la piyano dersim vardı, hepsi bu kadar. Benim de Çağdaş'la toplantım var, bu kadar basit. Teşekkürler. Sizin ilişkiniz tam olarak ne onunla? Kiminle? Niye soruma soruyla cevap veriyorsun? Ha, bu bir yöntem falan mı? Size akademide bunu mu öğretiyorlar? Yok. Arada olur ya öyle. Sen şimdi Çağdaş'ın evindeki soyguncuyu bulmak için mi geldin buraya? Yani dedektif gibi para mı alıyorsun yoksa başka bir şey mi var? Kafam karıştı. Olay şu. Ortada bir suç var. Ben de onu araştırıyorum. Kesin o kadardır. Peki sizin tam olarak ilişkiniz ne Çağdaş'la? Ne demek o? Bak sen de aynısını yaptın. Soruma soruyla cevap verdin. Körle yatan şaşı kalkar. Neden hala Çağdaş'la çalışıyorsun? Ayrılmıyorsun işte. Nerede çalışacağımı sana mı soracağım? Güvenliğin açısından soruyorum. Buddy peşimde diyorsun. Yaşadıkların ortada, evini biliyor. İş yerini biliyordur, çalışma günlerini, saatlerini. Uygun bir zamanda ayrılacağım. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Merhaba. Işıl yukarıda mı? Yukarıda tabii, buyurun. Siz de buyurun Azam Bey. Ne konuştunuz ya Leyla ile bu kadar? Sakıncası mı var? Yok canım, niye olsun? Ama zaman kaybetmeyelim diye dedim. Yani ona güveniyoruz, o aileden biri. O yüzden sizin de çok fazla şüphe etmenize gerek yok. Ben Leyla Hanım'ı sadece kızınızın piyano öğretmeni olarak biliyorum. Başka bir şey mi var yoksa? Öyle, öğretmeni. Ve daha fazlası, biz onu çok severiz. Çok güveniriz, çok güzel. Evet. Sizi dinliyorum. Niye çağırdınız beni? Konumuz bu kolye. Bu kolye dün geçti elime. Bu da kaybolan nadide parçalardan biriydi. Tam tahmin ettiğim gibi. Yavaş yavaş elden çıkarmaya başlıyorlar demek ki. Kızım. Nasıl ulaştı size? Bir pırlantacı haber verdi. Sizin olduğu biliniyor yani. Elbette. Çok özel bir parçadır. Onun benim olduğunu herkes bilir. Beyaz kuğu. Tamam, ilgileneceğim. İlgilenme. Bul şu adamları Azam. Sabrım tükendi artık. Bu kadar kolay olsaydı kendin hallederdin. Ama merak etme, yakında bulacağım. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne? Ben Çağdaş Bey'i bekliyordum. Sonra? Misafiri varmış sanırım. Onu uğurluyor. Ha, sen de o sırada dayanamadın. Şöyle bir baktın. Kolyeyi gördün. Ah dedi. Keşke benim de olsa. Hatta şöyle boynuma takan olsa. Ha? O ne biçim söz Vildan Hanım? Siz ne diyorsunuz? Aklından geçenleri biliyorum diyorum. O düşündüğün şey asla olmayacak. Ama bu kadarı da fazla.
Siz ne ima ediyorsunuz? Ne saçmaladığınızın farkında mısınız? Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Işıl orada odasında hazır beklerken sen neden işinin başında değilsin? Ha? Niye buradasın? Niye benim kardeşimi bekliyorsun? Ne konuşacaksın Çağdaş'la bu kadar acil? Ya da daha doğrusu bu sefer ne gibi bir bahane buldun konuşmak için? Ha? Ama yeter artık. Gerçekten yeter. Geldiğim günden beri kafayı bana taktınız. Sebepsiz değil herhalde. Bir düşün bakalım niye? Tamam. Madem burada olmamı istemiyorsunuz, ben de giderim o zaman. İstifa ediyorum. Ne oluyor hanımlar? Ne bağırışıyorsunuz? Ablanıza sorarsınız Çağdaş Bey. Leyla dur, dur, dur bir sen. Duramam Çağdaş Bey, duramam. Ben bana güvenilmeyen yerde duramam. Bitti. Gidiyorum. Gerçekleri. O kızın gözü sende. Daha doğrusu senin servetinde. Anla bunu artık ya. Of abla ya. Ne of abla ya? Geldiği günden beri böyle bir tuhaf haller, bir hareketler. Sen farkında değilsin ama bak ben görüyorum. Lütfen. Yani bunun amacı ders falan vermek değil. Hiçbir zamanda olmadı. Abla, gerçekten seni tanımasam diyeceğim ki bu kızı kıskanıyorsun. Ben onu. Abuk subuk konuşma lütfen. Çok rica ediyorum. Ya yalan mı? Hepimiz onu seviyoruz. Ben seviyorum, Işıl seviyor. Işıl belki de senden daha çok seviyor. Aşçı seviyor, bahçıvan seviyor. Al sev, sev. Al, bağrınıza basın. Aman. Ama unutma, aklını iyice karıştıracak senin. Anladın mı? Ha bu arada sen bu piyano öğretmeni kızla romans yaşarken o cadı Nevres emir verecek. Işıl'la beni öldürtüp atacaklar bir kenara. Lütfen gitme. Işıl, ama bak böyle yapma. Böyle yaparsan ben de dayanamam ki ağlarım. Hayır istemiyorum. Gitme de istemiyorum. Beni bırakma. Bak Işıl. Benim dersleri bırakmam seni bırakacağım anlamına gelmez ki. Seninle biz sık sık görüşeceğiz. Nasıl? Mesajlaşırız. Görüntülü konuşuruz. Hatta belki buluşuruz bile. Söz mü? Söz tabii güzel kızım benim söz. Ama unutma bak tamam mı? Işıl, benim seni unutmam mümkün mü? Sen bu evin bana verilmiş en güzel armağanısın. Bak, ben şimdi gitmek zorundayım. Ama biz seninle yine görüşeceğiz, olur mu? Seni çok seviyorum. Sil güzel yaşları. Işıl, Işıl'cığım dur hayatım. Leyla yok artık. Bunu kabul et. Senden nefret ediyorum. Kızım. Baba ne olur Leyla abla gitmesin. Söz uslu duracağım. Ne isterseniz yapacağım. Leyla abla gitmesin. Tamam canım. Tamam halledeceğim ben. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Ne haber? Hoş geldin. Şimdi beyler, herkes beni bir dinlesin. Bırak abi kağıtları, bırak. Bırak, işi gücü bırak. Siz de bırakın kağıtları. Kardeş, hayırdır sen ya? Sinema mı yapıyorsun bize? Yüksel, hayır. Hayır Yüksel.
Sakın kendine gel. Bak, sakin ol, yapma. Cezaevinden yeni çıktım. Bir sürü leşin var zaten. İnfazın var, yapma, yakma kendini, tamam mı? Bak, ben bu bakışları ne zaman görsem sende hep kan aktı. Lütfen yapma. Onlar da insan. Sadece yanlış anladılar, tamam mı? Sakin ol. Abiler, ne oldu bize? Ha? Ne oldu bize? Toplum olarak ne hale geldik ya? Yani en ufak bir şeyde bir anda böyle herkes bir celalleniyor, böyle bir şiddet. Bu ıstakalı niye vuruyorsunuz? Bakışlara bak. Lütfen bir sakin olun, lütfen. Ben oturdum. Ben oturdum. Bak, oturuyorum. Siz de oturun ya, biz bir şey konuşmaya geldik. Ne oluyor yani ya? Arkadaşlar sakin. Oturalım yerlere. Sakin. Biliyor musun? Valla ben bunları daha önce hiç görmedim. Uğraşmamak lazım. Belalı bir tipe benziyorlar. Bakacağız. Biz sadece bir şey sormaya geldik. E kardeş, sor. Buddy diye bir herif arıyoruz. Duydun mu Buddy? Ne? Duydun mu duymadın mı? Tanıyor musun tanımıyor musun? Çıkartamadım. Yüksel. Bir eşkal yap ortaya. Şimdi beyler. Konuşacaklarıma bir kere konuşmayı severim. O yüzden tekrarlattırmayın, can kulağıyla burada olun. Özellikle sen, Kelebekler Vadisi. Kulağını buraya ver. Şimdi eşkalimiz şudur ki, gerçek adı Uğur. Lakabı Buddy. Boyu 1.78. Gözleri mavi. Saçları sarıyla kumral arası. Yuvarlak yüzlü, oynak bir tip. Ha, bu arada kuvvetle muhtemel ikizler burcu. Ayıktın mı eşkale? Tanımıyorum. Ne gördüm, ne duydum. Nasıl ne gördüm, ne duydum ya? Nasıl tanımıyorum ya? Ya koskoca Hakkı'ya yakışıyor mu? Bütün piyasaya hakimsin. Nasıl duymasın sen? Çilingir Remzi. Her akşam buradan. Taklacı Ilgaz. Bütün piyasaya malı buradan okutuyor. Bunu herkes biliyor. Tekerlek Hamdi. Gevşek Hüsnü. Senin müdavimler. Bütün gün buradalar. Bütün alemi tanıyorsun. Malı indirmiş, soygunu vurmuş, piyasaya sürmeye başlayan Buddy Uğur'u duymadın mı gerçekten? Ya kimi kandırıyorsun sen be, ha? Koskoca kulağı kesik, Hakkı Görmez'e yakışıyor mu? Son kez soruyorum. Buddy Uğur'u tanıyor musun, tanımıyor musun? Dedik ya kardeş, bak buraya gelip laga loga yapma. Basın gidin lan buradan. Taklacı Ilgaz. Nerede? Taklacı Ilgaz'ı nereden tanıyorsun sen? Taklacı Ilgaz benim için çalışır. Yani benim adamımdır. Taklacı Ilgaz senin adamın ha? Taklacı Ilgaz ha? Bütün her şeyimi aldı. Benim her şeyimi bitirdi. Madem senin adamın, ara. Ya sen ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? İndir o silahı. Ne bilsin adam Taklacı Ilgaz'ı? Otur, otur şuraya. Mekanda silah mı çekilir abi? Ne yapıyorsun? Sakin olun. Biz bir özel toplantı yapabilir miyiz? Gel bakayım, gel. Sakin ol sen. Oğlum ne yapıyorsun Yüksel? Delirtecek misin beni? Gözünü seveyim, çık şu rolden. Sen ne bildin Taklacı Ilgaz'ı? İzledim. Ne izledin? Herkesi. Ne herkesi? Ne diyorsun sen Yüksel? Ya sen herkesin ismini tek tek saydın. Sadece Taklacı Ilgaz dediğinde kimse dönüp bakmadı. Ben de onun burada olmadığından emin oldum. Ve Taklacı Ilgaz isminden yürüdüm. Ya Yüksel. Bırak şu Sherlock Holmes ayaklarını. Ulan adamları görmüyor musun? Hapşursak mermi yağdıracaklar kafamıza. Dön bir bak, dön. Dön. Gördün mü tipleri? Buradan şimdi sessiz sedasız çıkıp gidiyoruz. Tamam mı? Arkamıza bakmadan çıkıyoruz. Konuşma yeter ki. Pele. Hayır. Hiç merak etme. Şu an bana kızma. Tamam mı? Hiç sırası değil. Bu işten 10 numara sıyrılacağız. Sadece bana güven. Güvenmiyorum. Bana güven. Ben sana ki. Güvenmiyorum. Bak. Kafayı sıyıracağım. Korkuyorum. Bulamadım. Silah var, silah. Korku aklın katilidir. Güven bana. Şimdi beyler, o zaman gelelim fasulyenin faydalarına. Ben İstanbul piyasasında genel olarak eli kolu uzun bir abiniz diye bilinirim. Beni bilen böyle bilir. O yüzden kim, nerede, ne yapıyor, ne ediyor, kimle konuşuyor, kimle sohbet ediyor hepsini bilirim. Mesela Tekerlek Hamdi, ekürisi Gevşek Hüsnü ile beraber buraya gelmeden önce bir hamburgerciye gidip bir şeyler konuştular. Hiç inkar etmeyin beyler. Çünkü ikinizin gömleğinde de yeni dökülmüş ketçap lekesi var.
Yediniz içtiniz size kalsın beyler. Bana konuştuklarınız lazım. Yani orada asıl kimin hakkında konuştunuz? Ne konuştunuz? Kimin hakkında? Kahve. 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 Yoksa... Yok yok. Kahveci. Hakkı Görmez hakkında konuştunuz. Hatta... Onun hakkında bir plan mı yaptınız ya yoksa ha? Şöyle ince bir plan. Ya abi yalan söylüyor ya. İnanma buna ya. Vay kalleşler. Demişlerdi ama inanmamıştım. Demek doğruymuş. Hamburger yedik diye abi seni öldürme planı yapacağımızı nasıl çıkarıyorsun sen? Nasıl? Oba. Balık yemi yuttum misinayı çek. Ben öldürme planından hiç bahsetmedim. Kendisi itiraf etti. Demek ki ben haklıyım. Eyvallah kardeş. Arkadaşın haklı. Senin taklacı Ilgaz'la alakan yok. Biraz değişiksin ama sevdim seni. Gözümü açtın. Sağ olasın. Gördün mü? Azam abi bana hep izle der. İzledim, çözdüm. Aferin, çok güzel çözdün. Aferin. Ver buraya, geri zekalı. Senin izlediğin mafya filmlerin raconuna tüküreyim ben. Aa, benim hediye almam gerekiyor. Hadi görüşürüz. Allah'ım şuna akıl dağıtırken niye daha cömert davranmadın Yüce Rabbim? Gündüz gözüyle bir daha bakalım. Belki göremedik. Bu var ya, çoktan yürütmüşlerdir ben sana söyleyeyim. Buğra kafayı yemek üzereyim ben. Ne yapacağız? Ben ne bileyim? Onu boynuna kolyeyi takmadan önce düşecek. Ya tamam anladım. Daha kaç kez yüzüme vuracaksın? Berna, Berna sen nasıl böyle bir şey yaptın? Senin kolye sevdan yüzünden hepimizi bulacaklar. Ya sen hepimizi ateşe attın. Abla kolyeden bize ulaşamazlar. Üzerinde Çağdaş'ın kolyesi yazmıyor ya. Kolye şu an Çağdaş'ın elinde. Ne? Nasıl ya? Evet. Yok artık ya. Azam da iz peşinde. Hatta şimdiye kadar belki hepimizi çoktan buldular. Ne yapacağız şimdi? Ah Berna. Tamam ağlama artık. Bak annem babam görecek. Bu durumu babama söylemek zorundayız. Hayır, abla bak yalvarırım ne olur. Lütfen. Söylesem babam da bunu kaldıramaz ki. Ah be Berna, ah be Berna. Kolyeyi düşürdüğün yerdeki güvenlik kameralarındaki bütün görüntüleri silmemiz lazım. Tamam, o kolay. Nesi kolay Buğra? Azam da iz peşinde. Onun gibi düşünmek zorundayız. O ilk önce ne yapacak? Yani ilk Çağdaş'a kolyeyi götüren kişiye gidecek. Evet. Yani Azam Çağdaş'tan pırlantacının adresini almıştı. Oradan iz sürerek gittiğin o kulübe kadar rahatlıkla bulacaktır. Bakın işte burada. Giriyor içeri. Kaan. Tanıyor musunuz? Evet. Kaç gibi gelmişti? Yaklaşık olarak hatırlayabilir misiniz? Tabii. İlk müşteriydi. Oraya gitsek, görüntülere ulaşsak, silmek ne kadar zamanımızı alır? Evet. Şipşak hallederim. Ama mevzu oraya nasıl gireceğiz? Bulacağız bir yolunu. Ne konuşuyordunuz? Bu ikisinde bir haller vardı zaten. Şimdi de sana mı sirayet etti Leyla? Bir şey varsa söyleyin, külahları değişmeyelim sonra. İstifa ettim baba, onu konuşuyorduk. Nasıl istifa ettin? Kızım sen niye başına buyruk davranıyorsun sormadan etmeden? Ya Çağdaş şüphelenirse? Babacığım şüphelenecek hiçbir şey yok, sen merak etme.
Çağdaş'ın ablasıyla tartıştık. Ben de kurtuldum. Kavga ettik, ayrıldık. Ha bir de kavga edip ayrıldın yani. Ya babacığım sen stres yapma, tamam, sen sakin ol. Bak benim keyfim çok yerinde, ben çok mutluyum. Hatta diyorum ki ben kardeşlerimi de alıp bir eğlenmeye mi gitsek? Biraz kafamızı dağıtalım. Değil mi Berna? Bence çok iyi olur. Bence de. Hadi siz düşün önüme, biz bir gidelim. Hadi. Gel buraya, gel bak. Hadi. Düş. Hızlanın. Ne oldu? Nereye gidiyor bunlar hep beraber? Sen Leyla'nın istifa ettiğini biliyor muydun? Evet, telefonda söylemişti. Vallahi ben çok sevindim, üstümden yük kalktı. Ne oldu? Bir ben bilmiyordum yani. Herkes her şeyi biliyor, bir tek ben bilmiyorum. Tayfur söyleyecektim ama ya fırsat olmadı. Ay sen niye heyheylendin buna yine şimdi? Ha? Biraz rahat bırak çocukları. Sen onu bırak da bu body meselesi ne oldu ha? İş çıktı mı? Vallahi adam geldi, evimize kadar girdi. Ne oldu o iş, onu söylesen. Yok, bir iz yok. Saklandı yine. Ama ortaya çıkınca başka türlü olacak işler. Çuva çiçeği çok zevkli bir tercih olmuş Vildan Hanım. Çok şık bir çiçek. Yani mevsimlik bir çiçek ama çok güzel duruyor. Bu dönemde gerçi soğanlı çiçekler ekmek faydalı derler. Ne tavsiye edersiniz mesela? Yani sümbül olur, menekşe olur, lale olur. 10 santim derinlikte olması lazım derler ama bazen toprağın altında yeşermeden çürüyüp giderler. 6-7 santim derinlik yeterlidir yani. Çiçekler hakkında bu kadar şeyi nereden biliyorsunuz? Çiçekler özel ilgi alanım Vildan Hanım. Yani bir erkeğin çiçeklere nasıl davranması gerektiğini iyi bilmesi lazım. Çağdaş sizi koruma olarak değil de bahçıvan olarak işe alsaymış keşke. Hatta piyano öğretmeni bile olabilirdin. Keşke. Piyano çalmayı biliyor musunuz? Bilmez miyim? Schubert, Vivaldi, Bach. Bu işler için fazla donanımlısınız. Bir gün dinlemek isterim sizi. Emriniz olur, seve seve. Hayırdır? Biz seni çiçek ekesin diye mi aldık işe? Özür dilerim Çağdaş Bey. Vildan Hanım yardım et deyince. Bak hala konuşuyor ya. Ne yardım edecekmişsin lan? Çuva çiçeğini... Tamam uzatma, kes. Oktay. Beklediğimiz adam geldi. Nevres'le buluşacaksınız. Yoksa bu azam soyguncuları yakalamaya fırsat bulana kadar yapı bizim ipimizi çekecek. Ne yapacağınızı bir daha anlatmama gerek yok değil mi? Yok. Ha? Bahçıvan. Yok efendim. Yardım et dedi kadın, ne yapayım? Kaan, ne haber? İyidir Azam abi, senden ne haber? Ders çalışmacı abi işte. Kaan, sen bu mücevherciye sattığın pırlanta kolyeyi nereden buldun? Abi sen... Hangi kolye? Bu. Aşağıdan mı aldın yoksa? Şöyle bir takıp koyacaktım geri yerine. Çok güzel değil mi ama? Kaan.
Bak seni severim, bilirsin. Kalbini kırmayayım, beni zorlama. Bu kolyeyi nereden buldun? Ya abi bizim bir kulüp var, tek bittiğimiz. Onun önünde buldum öyle, sokaktaydı. Ne zaman? Dün gece abi. Saat kaçtı? Yani abi saati hatırlamıyorum ama gece saatleriydi işte. Hangi kulüpmüş bu? Abi şu meydanın orada kalıyor hemen. Yani gittiğin zaman zaten 2 dakika yürüme mesafesinde. Sorma başımıza geleni, bittik biz, bittik. Azam peşimizde. Ne oluyor Narin? Düzgün anlasana şunu. Çantaşın Emin'den aldığımız şeyler vardı ya, onların arasında bir kolye vardı, bildin mi? Evet, evet. Ne olmuş? İşte Berna onu çok beğenmişti. Galiba kulübe giderken de takmış. Her neyse, orada ne olduysa oldu. Kaan'ın eline geçmiş kolye. Kaan da satmış şimdi. Azam Kaan'ı sorarken duydum. Azam, Çağdaş istiyor diye araştırıyor. Ne diyorsun sen Narin? Ne diyorsun? Berna nasıl yapar bize bunu? Ay ne var bunda? Çocuk heves etmiş, takmış işte. Yani bu mu konumuz şimdi? Ne yapacağız onu söylesen. Ne demek heves etmiş? Ne demek heves etmiş? Bunlar senden yüz buluyor zaten. Hep senin yüzünden. Çocuklar da kendini benzettin. Bu paralar ne olacak? Alıp harcamayacak mıyız? Dedin durdun. E ne oldu? Al işte. Çalmış, takmış kızı. Can çıkar, huy çıkmaz diye boşanı dememişler. Hırsız babanın hırsız kızı, bunlar da onun kızı. Hırsız ben miyim? Hırsız babanın hırsız kızı ha? Ben miyim hırsız? Benim babam hırsız değildi bir kere. Sirkte sihirbazdı, iftira atıldı ona. Ama ilk inanan sen olmuşsun. Yazıklar olsun sana. Narin, bunu demek istemedim. Bir saniye bekler misin? Narin! Nereye gitti bunlar? Adam sebellah gibi. Nasıl açacağız bunu? Ben onları oyalarken siz içeri giremez misiniz? Yani çok uzağa çekmen lazım. Ne diyeceksin ki? Babam arıyor. Kesin bizi eve çağıracak. Ya buranın arka kapısı falan yok mu? Dönelim, arkadan bir yerden dolanalım, gidelim işte. Şimdi de beni arıyor. Açma açma, şimdilik kalsın. Abla. Şimdi de beni arıyor. Belki önemli bir şeydir, açalım. Ver. Alo? Efendim babacığım? Evet. Öyle olmuş. Baba tamam, tamam. Bak sen sıkma canını, ben halledeceğim. Babacığım ben halledeceğim, tamam. Şimdi yeri değil, tamam mı? Bak söz veriyorum, ben halledeceğim. Tamam, tamam. Bizimkiler her şeyi öğrenmiş. Bittim ben. Bittim. Beni takip edin arabaya. Ancak gelirim. Bir saat veremiyorum. Tamam. Tamam, peki. Görüşürüz, hoşça kal. Narin, sana çay getirdim. Nereye gidiyorsun Narin? Sana ne? Narin, konuşmamız lazım. Özür dilerim, çok özür dilerim, gerçekten. Bizim konuşacak bir şeyimiz kaldı mı Tayfun? Narin, bak.
Çocuklar işi çözmek için bir şeyler yapıyorlar. Hepten işi karıştırabilirler. Yani bizim bir şey yapmamız lazım. Şimdi küslüğün zamanı değil, biz bir aileyiz. Aile olduğumuz şimdi mi aklına geldi? Merak etme. Benim kızlarım ne yapacağını çok iyi bilir. Uğur'a. Sen şu diski bana versene. Abla nereye? Siz arabada kalın. Ben bu diski taktığımda haber vereceğim size, tamam mı? İyi de abla nasıl yapacaksın? Buğra, aç bilgisayarını bekle. Kolay gelsin. Kapalıyız arkadaşım. Akşam açıyoruz. Patronuna söyle, Azam Kamber onu görmeye geldi. Ne duruyorsun? Haber versene. Azam Kamber diye biri geldi efendim. Tabii efendim. Kusura bakmayın Azam Bey. Buyurun. Sorun. Kontrol odasına nasıl girecek? Mevzu... Ya Buğra, bir kere ağzından umutlu bir laf çıksın ya. Babam gibi konuşuyorsun. Berna, buna umutsuzluk denmez. Gerçekçilik denir. Heh, ablam arıyor. Alo. Buğra, ben odadayım. Hadi bana ne yapacağımı söyle, çabuk. Abla, sistemi tam bilmiyorum. Görüntü arayacağım seni. Hadi, hadi çabuk. Tamam. Ya Allah. Bak dur, çeviriyorum şimdi kamerayı. Tamam abla. Bak, sistem böyle. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi dün gece kayıtlarına gireceğiz. Nereden gireceğiz? Soldaki tuşa bas sen. Klavyede. Hayır, ona değil. Hayır abla, en soldaki tuşa basacaksın. Bastım. Açıldı.
acele et, sen bir şeyler yap. Tamam abla, sakin ol sen. Ama biraz zamana ihtiyacım var. Hayır, zaman falan yok. Çabuk ol. Hadi Buğra, hadi öldüreceksin beni, çabuk. Tamam, silme işlemi başladı diyor. Önce bir kahve mi isteydiniz? Böyle olmadı ama. Kahve alacağım olsun. Şimdi acelem var. Ben size hemen şimdi kayıtları kopyalar veririm. Tamam. Mekanınız güzelmiş. Teşekkür ederim. Buğra, birileri geliyor. Abla az kaldı, ne olur oyala bir şey yap. Sıkışmış mı bu? Hadi Buğra, bir şeyler yap çabuk. Abla. Önden buyurun Azam Bey. Dün gecenin kayıtları demiştiniz değil mi Azam Bey? Aynen. Efendim, İstanbul'un en güvenilir sitesinde oturmak istiyorum dediniz ya. İşte burası sizin sıcak yuvanız. Açık ve kapalı yüzme havuzu, spor salonuyla denize nazır, eşsiz bir yer. Bunlara ihtiyacım yok benim. 3 evladım var, onlarla yalnız yaşayacağım. Benim için en önemli şey güvenlik. Böyle şeylere ihtiyacım yok. Ne güzel, Allah bağışlasın. Dediğim gibi buraya gönül rahatlığıyla yerleşebilirsiniz. Çünkü burada sizden habersiz kuş bile uçmaz. Tamam, güzel. O zaman işlemlere başlayabiliriz. Ne kadar demiştiniz? 25 milyon. 25 milyon. Ev sahibi daha şahsı olmaz dedi ama isterseniz ben arayıp tekrar sizin için kendisiyle görüşebilirim. Yok, gerek yok. Yani gereksiz yere uzatmış oluruz. Ben parayı toparlayınca sizi haberdar ederim. Tamamdır. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Vay anam vay. Kadında nasıl para varsa artık pazarlık bile etmiyor. Üstümeyi bir arayalım bakalım. Ah dostum, ah. Haydi bey, hayırdır inşallah. Alo. Alo Üstüm Bey, iyi günler. İyi günler Hayri Bey, buyurun. Hayırlısıyla evinizi satıyoruz. Az önce bir hanımefendi geldi, evi almak istediğini söyledi. Evi mi? Benim evi mi? Kaça satıyor? Kime satıyorsun? Vallahi siz satılmasın diye fiyatı bu kadar yukarı çektiniz ama kısmet bu ya işte. Alıcı çıktı. Üstelik pazarlık bile talep etmediler. Allah Allah. Bu hanımefendi, kadın, kişi kim? Acaba yani oğlum dolandırılıyor falan olmayalım yani. Sen tanıyor musun bunu? Yani kadının çok acelesi vardı. Ne iş yaptığını bilmiyorum ama eğer ofise gelirseniz detayları konuşabiliriz. Tamam, o zaman ben şimdi biraz işim var, onları halledeyim. Uğrayacağım sana. Tamam, hadi görüşürüz. Gün içinde sendeyim. Hayırdır inşallah. Bulamıyorum. Kayıtlar yok. Nasıl olur böyle bir şey? Vallahi müdürüm, ben de anlamadım. Bütün kayıtlar silinmiş. Sadece dün gecenin kayıtları mı silinmiş? Dünden itibaren bütün kayıtlar. Yani sistemde bir arıza yok değil mi? Kesinlikle yok. Tamam, ben onları geri getiririm. Sami abi, ne haber, nasılsın? Mahallede misin abi? Bir hard diskte silinmiş bir kayıt var. Onu geri getirmemiz lazım. Tamam. Bir saate mahalledeyim abi. Hardiski alabilir miyim? Tabii Azam Bey, ne demek? Ne gerekiyorsa verelim. Bu arada İtekopa'ya karşı yaptığınız icatlar herkesin dilinde. Nacizane hayranınız. Açın kapıyı. O kızınızı benden saklayamazsınız komşum. Anne tamam, hadi hadi gel lütfen. Ay dur kızım, bir dakika. Evladım bir dur. Aa, açın. Bunun hesabını bana vereceksiniz. Anne tamam, bak rezil ediyorsun bizi. Ben ilgileneceğim onunla. Bir dakika dur.
İçeridesiniz biliyorum. Açın kapıyı. Anne hadi tamam. Ay çekil de evladım sen de ya. Siz ne biçim bir ailesiniz ha? Pişman edeceğim ama ben size. Ne demek çocuk dönmek, ne biçim ailesiniz siz ya? Anne hadi ben gidelim siz. Ne olur ya. Hadi tamam. Lütfen ya. Ay bir dakika evladım çekil. Anne tamam hadi lütfen çekil ya. Çekil kızım şuradan. Ece. Hüsnü abi ne olur bir şey yap ya. Rezil oluyoruz böyle. Melis Hanım. Melis Hanım sakin olun. Ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Bakın elleriniz kıpkırmızı olmuş vurmaktan. Sizin yerinize ben vururum ki gerek yok yeteri kadar vurmuşsunuz. Tamam bir sakin olun. Sakin. Ay sakin falan olamam Üstün. Kıracağım şimdi bu kapıyı. O kadar sinirliyim. Vallahi kıracağım ben bu kapıyı ama. Dur dur sakin ol. Gel. Açın. Ya bir saniye gelin sakin olun. Dur bir saniye bakın sizin gibi bir hanımefendiye yakışıyor mu mahallede böyle bağırış çağırış? Lütfen gelin benimle. Azamlara gidelim davetliyiz zaten. Bir su içer kendinize gelirsiniz lütfen ama. Korkuyorlar tabii. Biliyorlar kızları kabahatli saklıyorlar. Kim yapmış Leyla ama? Ha, yok. O küçüğü yok mu? Berna. Ufa. Ama Üstün abi normal değildi yani. Karateci gibi dövüşüyor o kız. Karateci gibi dövmüş kızımı. Yoksa ben de şey yapayım. Ne yapacaktın? Yapsaydın o zaman. Küçücük kız seni paketlemiş böyle yılbaşı paket gibi. Koymuş fiyongu. Allah Allah. Tam sen eve git eve. Annen sakinleşsin ben onu getiririm. Kızım böyle yapma. Bak seni gördükçe daha çok öfkeleniyor. Ne demişler? Öfkenin kökenini kurutacaksın ki öfke giderek azalsın. Tamam mı? Bunu bir Japon bilgeden öğrenmiştim. Sen hadi eve git. Teşekkür ederim Üstün abi. Rica ederim. Elime mi yapışacak? Gel yapıştı bile. Gel. Tamam sakin ol. Bak perde kımıldamıyor. Bana güvenin biraz. Yoklar evde ya. O zaman ben kafeye gideyim. Yakasına yapışayım o kızı. Ya Allah'ını seversen bak kafe falan da olmaz. Sen hanımefendi bir insansın. Böyle mahallenin ortasında bağıra bağıra lütfen bir çizgin var. O çizgin lütfen koru lütfen. Ama ne yapayım Üstün? Cinlerim başıma toplandı. Hayır karşımda muhatap da bulamıyorum. İfrit oldum böyle. Kimden soracağım ben bunun hesabını? Çok haklısın. Tamam ne düşünüyorsan bana söyle. Ben onların hepsini senin yerine yapacağım yani. Tamam gözlerim üstünde zaten bunların. Sakin. Kaliteyi gösteririm ben size. Ya yoklar. Yoklar işte ya. Kızı da tekvandoya yazdıralım. Hep yanağın sonundan yeri kıpkırmızı olmuş çocuk. İptirikten nasıl ilgiliydi orada ya ben çağırdım. Görüntüleri sildim. Ama Azam hard diski aldık. Kayıtları kurtarmaya gidiyor. Kurtarabilir mi? Yani dijitalde kaydolan hiçbir şey silinmez. Eğer işten anlayan birine götürse kurtarabilir tabii ki. Ne yapacağız? Mahalledeki bir bilgisayarcıya götürecekmiş. Adı Sami. Tak yemeğine. Komşular, ne oldu? Sormayın Şerife Hanım, olaylar. Geçelim mi? Tabii, buyurun kapıda kalmayın. Ay yok, yok efendim. Ben bu olayı YouTube'da köşesine çekilecek bir anne değilim. Görürler ama, barındırmayacağım bu mahallede onları. Ne altlar karıştırmışlar yine? Efendim, biçerlerin küçük kızı Melis'in kızını dövmüş. Yarabbim, bunlar ne melanet aileymiş böyle. Boşuna dememişler, ısırganın yanında nane bitmemiş. Efendim? Rabbim şerlerinden korusun. Amin. Amin efendim, amin. Hikmet, gel, duy bak. Seninkiler gene ne naneler koklamış. Ama ben size söylemiştim efendim bunların bir sürü yüzü var diye. Ben insan yüzleri konusunda uzman sayılırım. Sertifikam var. Bunların daha kim bilir kaç yüzü var. Oo, ama incelemelerim devam edecek. Aha buraya yazıyorum. Hikmet. Ya. Ne var ne bağırıyorsun? Merhaba Hikmet Beyciğim. Gel otur şöyle. Verilmiş sadakamız varmış Hikmet. Bu biçerlerin kapısından yolcu bile geçilmez. Rabbim yüzümüze güldü de bu işi baştan kestirip attık iyi oldu. Verilmiş sadakanız varmış. Yok bırak şimdi dedikodu yapmayı. Bitti gitti o iş. Hani sen Melike'yi markete yollamıştın? Ne oldu hazırlık? Eyvah!
Bizim hazırlık yapmamız lazım. Şerif Hanım sakin olun efendim. Organizasyon benim işim. Benim kafem vardı. Kafede her türlü organizasyon yapıyordum. Ben o kafeyi devrettim. Niye devrettim ya? İyi de para kazanıyordum ha. Muhakkak. Evet. Muhakkak ben bunun hesabını soracağım onlardan. Ha. Bak görürsünüz. Ay. Ama siz hala sinirlisiniz. Buyurun birazcık da. Afiyet olsun efendim. Nari neredeydin? Çocuklardan haber alamıyorum. Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Delireceğim. Neredeydin? İşim vardı. Ne işi? Hırsızlık. Nalim yapma böyle. Özür dilerim dedim. Tamam ben farkındayım yanlış şeyler söyledim. Ama durumlar ortada. O an kafam gitti işte. Sen benim söylediklerimi unut. Sonra her şeyi telafi edeceğim. Söz. Tamam mı? Hiçbir şey tamam değil Tayfur. Bunun telafisi yok. Narin, zamanı mı şimdi? Bak, o kolyeyi... Kolye? Kolye. Merak etme. Hırsız annenin hırsız kızları her şeyi halleder. Rahat ol sen. Sami abi. Oo, Azam hoş geldin. Ne haber nasıl durumlar? İşte. Kurtaracağımız hard disk bu. Ya tamam bunu hallederiz. Seni iyi gördüm. Var mı gönül dünyanı yeşerten yeni biri? Yoksa hala eski yarın peşine mi gidiyorsun? Azam. Leyla. Aa, merhaba. Aa. Çok, çok pardon, çok özür dilerim. Toplayayım ben hemen. Tamam. Tamam, tamam. Biz hallederiz. Tamam, ben hallederim. Sen bu hard diski acil yapar mısın? Acelem var. Tamam ama öncelik hanımefendinin. Yo yo. Benden yana hiç sorun değil. Siz beyefendinin işini halledin mi? Benim acelem yok zaten. Buyurun lütfen. Ya, tamam o zaman. Yalnız Azam bunda bir sıkıntı var sanki. Nasıl bir sıkıntı? Ne bileyim oğlum sanki ıslanmış. Bir şey olmuş. Baksana bu. Abla. Bunu hard diske enjekte etmeyi başarabilirsem bütün veriler kaybolacak. Neyse bir bakayım bakayım. Ama Allah'tan tümden gitmemiş. Biraz zaman alır ama kurtarırım. Tamam, sorun değil. Beklerim ben. Ya unuttum sormayı. Bir şey içer miydiniz? Yok, teşekkürler. Yok abi, ben de almam. Sağ ol. Sen niye gelmiştin? Ben. Telefonun kulaklıkta giriş yeri bozulmuş. Onu tamir ettireyim diye gelmiştim. Böyle bakınıyordum yani. Sen bu hard diskte yoksa... Evet. Soyguncuları bulmak üzere. Korku içinde yaşamaktan kurtulacaksın yani. Müsait misiniz? Gel Oktay. Bütün gün peşinde dolaştık Nevresim. Bu adamla buluştum.
Fotoğrafları ben çektim Çağdaş Bey. Nasıl? İyi çıkmış değil mi? Ama bu adam kim, çözemedik onu. Ben çözdüm Oktay, ben çözdüm. Nevres'le konuşacağız. Sen al bakalım şu kolyeyi. Bir baktır üzerinde bir parmak izi var mı? Peki Çağdaş. Yarıyı geçti kurtarma. Tamam. Adam sen bütün bu çabaya niye giriştin? Sabah söylemiştim sana. Daha net bir cevap istiyorum. Sen bana mı yardım ediyorsun Çağdaş'a mı? Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum ben. Yine kaçamak cevap veriyorsun. Yok. Benim saklayacak bir şeyim yok. Emin misin? Anne. Oğlum. Neredesin sen? Saat kaç oldu? Hadi pastanı, hediyeni al da gel. Melike de gelir şimdi. Tamam anne, tamam. Çıkıyorum. Sami abi, ne kadar sürer bu iş? Vallahi bir saati bulur. Tamam, benim bir işim var. Onu halledip geleceğim, tamam? Tamam, olur olur. İyi günler. Ben de alabilir miyim Terim? Ama daha bakamadım. Yok yok, gerek yok. Sonra gelirim. Teşekkürler. Senin işin bitti mi? Yok da benim işim acele değildi ya. Ben sonra hallederim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Seni dinliyorum. Bak, bu işi çözmeye çalışıyorsun. Belli ki vazgeçmeyeceksin ama lütfen daha dikkatli. Ne demek istiyorsun? Soygunculardan biri. Beni senin yanında görürse ne olur? Benden aldığın bilgiyle onları aradığını anlarsın. Azam, tehlikede olan sen değilsin. Senin ailen değil. Merak etme. Size zarar vermelerine izin vermeyeceğim. Sen eve mi geçeceksin? Evet, eve geçeceğim şimdi. Ben şurada bir yere uğrayacağım. Oradan eve geçeceğim. Gel beraber gidelim. Tamam. Gidelim. Azam bende, hard diski halledin, görüntüler kurtarılıyor. Tamam, Azam çıkardı da bilgisayarcıyı ne yapacağız? Bunu da biz halledeceğiz. Bilgisayarcı eski yara derken daha evinde fotoğrafını gördüğün kızdan mı bahsediyordun? Parçaları iyi birleştiriyorsun. Evet, ama daha eksik parçalar var. Neymiş acaba o eksik parçalar? Sen daha iyi bilirsin. Belli ki bilmiyorum. Bu kız diyorum. Şu an nerede? O mu terk etti seni? Senin çözmen gereken daha büyük sorunların yok muydu ya? Biraz önce öyle demiştin. Hayat işte. Kimimiz bir şeyler için uğraşırken bir başkaları da başka şeyler için uğraşıyor. Sen bazen öyle bir şifreli kanala geçiyorsun ki söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. O kızı nasıl unuttun? Unuttuğumu kim söyledi? Bak ya, aynı anda iki. Ay aman, neyse ne. Ne yaşıyorsan yaşa kendi içinde, bana ne. Ama bak, kendi içinde diyorum. Bak yine aynı frekansa bağladın. Cızırtı var. Belki de senin alıcılarındadır son. Belki. Belki bir gün seni anlayabilecek kanalı bulurum. Bulamazsın, öyle bir kanal yok. Hah, burası. Hey, sen geç, ben beklerim burada. Burada beklersen çok beklersin.
gelip yardım edersen işimiz çabuk biter. O kadar önemli mi bu kız senin için? Yani biz birlikte büyüdük. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl bir şey bakmıştınız? Hanımefendiye söz yüzüğü falan mı? Pardon, ne alakası var? Vallahi bilemiyorum. Ben biraz yakıştırdım ama pardon. Sizin işiniz insanları birbirine yakıştırmak mı? Siz işinizi yapsanıza. Özür dilerim. Kime alacaktınız beyefendi? Bir kız arkadaşa. Bu nasıl? Bir kız arkadaşa dedi. Sevgilime demedi. O zaman siz söyleyin, ona göre yardımcı olayım ben. Evet. Ne almak istersin çok değerli kız arkadaşa? Kendim seçebilecek olsaydım yardımına ihtiyacım olmazdı, değil mi? Hı. Şu bileklik nasıl? Bilmem. Aslında o biraz çocuklar için ama. Alacağı kişi de çok yetişkin sayılmaz. Siz verin onu, verin. Yani sen de beğendiysen. Olur. Buyurun. Aslında güzel. Bileğinde deneyebilir miyim? Hadi çabuk ol. Sıkıldım. Size layık değil ama yoksa sana mı desem? Sonuçta telefonunu aldım. Yani yok, o benim telefonumu aldı. Evet. Sana layık değil ama Melike. Melike. Melike Hanım. Melike Hanım. Melike Hanım. Melike Hanım. Melike Hanım. Sen nereden çıktın? Of, soluk sola kal. Geçen kapınızın önünde demiştiniz ya, doğum günüm diye. Ben hazırlıksız yakalanmıştım. Sonra size çam sakızı, çoban armağanı, bir doğum günü hediyesi. Kutlu olsun doğum gününüz diye. Sen benden ne istiyorsun? Doğum gününüz kutlu olsun hediyesi. Bırak şimdi hediyeyi. Bak. Benden beklediğin bir şey varsa boşuna bekliyorsun, tamam? Doğum gününüz kutlu olsun. Ben seni sevemem. Beni severek acı çekmeni de istemiyorum. Hem sen bu sefaliğinde seni seveceğimi mi düşündün? Hayır, yani daha önce kimse dışarıdan seni sana göstermedi mi? Ha? Gösterdi. Gösterdi. Benim bir kalbim var. Ben de sevebilirim. Küçükken ben küçükken okulda çocuklar bana aptal yüksel derlerdi bana. Ben aptal değilim. Belki öyle görünüyor olabilirim ama aptal değilim. Sonra Azam abi benim arkadaşım olunca sana hiç kimse aptal diyemez Yüksel dedi bana. Çünkü nedenmiş biliyor musun? Nedenmiş? Kalbi olan hiç kimse aptal değildir dedi bana. Senin bir kalbin var dedi. Hem ben izlerim. Her şeyi
en ince ayrıntısına kadar izleyebiliyorum. Sizin kokunuzu bile izleyebilirim ben. Benim bir kalbim var. Ben de sevebilirim. Size sadece hediye aldım doğum gününüzde. Gelme peşimden sakın. Ama gitmeyin ama. Ama durun. Durun, çok kötüsünüz. Nereye gidiyorsunuz? En mutlu olduğum yere. Zaten sonra da Trabzon'a gideceğim. Bir daha da beni göremezsin. O yüzden aklında ne varsa unut, gitsin. Ama... Ben... Özürcülerim. O kadar masumsun ki... benden nefret etmeni ve beni unutmanı istedim. Özür dilerim. Ben... sadece hediye... Ama gitmeyin. Benim kalbim var. Siz bu doğum gününü nerede kutluyorsunuz? Evde. Sen soru sormayı seviyorsun. Bu kadar sorgulayan birinin Çağdaş'ın yanında çalışması ilginç. Ne alakası var? Senin Çağdaş'ın yanında çalışmak için başka bir sebebin mi var? Anlamadım. Bak. Sorudan ısrarla kaçıyorsun. Daha açık sorayım. Çağdaş'ın karanlık bir tarafı var ya hani. Sen yoksa beni... Bak ben seni demin de uyarmıştım. Ben yine anlamadım. Diyorum ki sen aşık olunca gözün bir görmez oluyor. Böyle bir tuhaflaşıyorsun. Nereden çıktı bu şimdi? Ne alakası var? Öyle mi değil? Bilmem. Ben o defteri kapatalı çok olduğu için artık bir önemi yok. Hı hı. Aynen. Aynen, çok iyi kapatmışsın belli. Soyguncuları buldun herhalde Çağdaş. Yok, soyguncuları bulamadım. Ama sizin için başka bir şey buldum. Bu adamla ilişkiniz olduğunu yapı bilmiyor herhalde. Hı? Bilmemeli. Çünkü bildiğim kadarıyla bu adam yapının da kara listesinde. Çok yanlış bir hamle yaptın Çağdaş. Bu senin ömrünü uzatır ama fazla değil. Ömrümün fazla uzun olmasına ihtiyacım yok hanımefendi. Ben soyguncuları bulana kadar yapıyı oyalasanız yeter. Buğra bak, bir şey yapmamız lazım. Arayıp duruyor sürekli. Babam öldürecek artık bizi. Yani hard disk'i en azından halledebilirsek babama durumu açıklayabilirdik. Bunu da nasıl yapacağız? Hadi be dahi çocuk, hadi. Bir şey yap. Çıkar şu adamı dükkandan. Bir düşün hadi. Sen bir şey bulursun. Tamam, halletmeye çalışacağım. Hadi düşün. Uzun sürer mi sizin bu kutlama? Bilmem. Yok ya, benim işim var zaten. Bir uğrar çıkın. Böyle ne yapıyorsun oğlum burada böyle? Merhaba, nasılsınız? Özür dilerim, bir saniye alabilir miyim? Tabii, buyurun. Gelsene bize. Ne yapıyorsun oğlum burada? Ne bu halin? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Ne bu halin? Hani sen soyguncuları yakalayacaktın? Ya kardeşinin burada 10 saatlik ömrü kalmış. 10 saat! Oğlum yakalayacağım. Sabret biraz, iş üstündeyim. Evet, onu görüyorum, iş üstündesin maşallah. Kes lan. Bak bırak. Harbiden aşk meşk dalgalarını bir kenara koy. Ne oldu, bizim davinden bir sonuç çıkmadı mı? Çık.
çıkınca haber vereceğim. Git artık, işleri yine batırmadan hadi. Kardeşim bak, size bu duruma bir mesaj da ben getirdim. Yine yaparım. Sen benim işimi hallet, ben de senin işini halledeceğim. Bir sonraki aşama sana söz, nikah masası. Pele, bir saçmalamayı kes. Bir git abicim, Allah'ın adını verdim. Hadi, hadi. Tamam gideceğim kardeşim ama sana güveniyorum, tamam? Sen kimseyi yarı yolda bırakmazsın. Bırakmazsın değil mi? Hadi kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Ne konuşuyorsunuz huzursuz? Ya yok, bir... Ya arkadaşım bir sıkıntısı vardı da. Bana daha çok senin sıkıntın varmış gibi geldi ama. Sami abi. Hazır mı görüntüler? Tamam abi, hemen geliyorum. Ne olmuş? Görüntüler hazırmış. Soyguncuları bulduk. Sen de kurtuldun sayılır. Hadi gidelim. Gidelim. Durduramıyorum. Durmuyor gözyaşları. Ben salaksıyım. Sus, sus, sus gözyaşım, sus, sus gözüm, ağlama. Durduramıyorum. Gözyaşlarımı durduramıyorum. Ben ne sevebilirim? Ben aptal değilim. Annem benim hep akıllı olduğumu söyler. Ben piyano bile çalabilirim. Azman benim arkadaşım. O bana, sen çok iyi bir insansın Yüksel'de. O benim akıllı olduğumu söyler. Ben her şeyi izlerim. Her şeyi görürüm. Hediye aldım. Küçük bir hediye. Yeyse öyle bir bataklıktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl. Derdinin kölesi olma. Ali Rıza hocam. Nedir seni böyle hüzne boğan şey Yüksel kardeşim? Gel otur. Hocam. Benim bu salak kafam bazen almıyor. Bana aptal diyorlar. Ama Azam abi, sen kalbinle görüyorsun Yüksel diyor bana. Kalbinle gören salak değilmiş. Salak olmazmış. Doğru mu? Sen müthiş yaratılmış bir insansın Yüksel kardeşim. Ah seni takviye misin? Kendine kızma. Affedersin, salak olan insan Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetleri inkar edendir. Akıllı olan kişi Hakk'ın verdiği nimetleri kendi hayatında uygulayan, tatbik edendir. Yani nimeti değil, onu vereni görendir. Kalbinin temizliğiyle övünmelisin Yüksel kardeşim. Lakin bu, o klanın cahilliğidir. Asla senin eksikliğin değil. Hocam, buram acıyor. Kalbim. Ben de sevebilirim değil mi? Burası acıyor hocam. Demek aşkı tattın sana Yüksel'im. Bu onun emaresi. Lakin bir kez aşkı buldun mu helaliyle sev. Sebat eyle. Çünkü aşk kalbi çalıştırır. Çalışan kalp imanı tatmak ister. Şunu unutma Yüksel kardeşim. Kader gayrete aşıktır. Vazgeçme sen, vazgeçme. Cenab-ı Allah kuluna üç şekilde cevap verir. Evet der, istediğini verir. Hayır der, daha iyisini verir. Bekle der, en iyisini verir. Thank you.
Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın, isteğin derecesi anlaşılmazdı. Senin vazifen aşkı aramak değil, ancak onunla arandaki engelleri aramak ve bulmaktır. İyi misin sen? İyiyim. Sami abi görüntüleri izlemiş midir acaba? Bilmem, öğreniriz şimdi. Hadi gel. Sami abi geldim. Nedir durum? Ha, gel Azam gel. Bak bitti. Hayati bir meseleydi. Açsana bir bakalım. Tamam.